Günaydın. Günaydın Can'cım, ne haber ya? İyilik senden. Ya, iyiyim. Elimde de hindi gibi şey. Merhabalar, bugün yine bir seni çok güzel bir yere götüreceğim programında. Gördüğünüz gibi arabada değiliz, vapura bineceğiz. Evet. Ama muhtemelen biz bu çekimi yapıyoruz diye vapuru kaçırıyoruz. Bir şey diyeceğim, niye biz arabalı vapura binmedik? Al işte. Büyük falso. Al işte, büyük falso. Büyük falso. Hiç evet. Düşünmediğimiz bugünkü, gerçekler. Bugünkü konuğumuz Göksu Gül. Onu çok güzel bir yere götüreceğiz. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Bu kal, sen kaçırmamak için büyük paniğim var. Hadi. Hayatta yetişemeyiz. Bir dakika kalmış. Hadi. Evet. Yine benim attığım küçük bir takla sebebiyle vapur kaçtı. Vapuru kaçırdık. Vapur kaçtı. Vapur niye kaçtı? Çünkü yemek programı çekmeye giderken Can Türkdoğan çok acıktığı için yolda gitmiş bir şey yemiş. Eyvah, simit almadık. Martıya ne atacağız? Kendimizi. Ben suya böyle dönerek atlayacağım. Martılar beni geri getirecek. Abi tek vapura. Parça atılmaz. Raconu bilmiyorsun. Koparıp atılır. Seni parça parça atılır. Yapacak bir şey yok işte. Önce gömleğimi atarız. Sonra tişört. Martılar balıktı zaten. Gömleği tişörtünü yiyecekler. Yer abi bu martılar her şey yer. Bugün gördüğünüz gibi karşıya geçiyorum. İlk defa karşıda bir yerde yiyeceğiz bu arada. Hayatımızda. Bu arada bazı vapurlar, yani hepsinin ismi var ya, Göksu diye vapur var. Göksu evet. Hatırlattı demin. Keşke ona denk gelseydik ama ona denk geldi. Evet. Bayağı şey, havalı olurdu. Kendim şey vapur özel mısın? Vapurum. Şu hani insanların sevmediği ama benim çok sevdiğim. Ben de seviyorum onu ya. Bu vapur çizim bile yapabiliyorsun. Bunda ha, çizim yapamazsın. Onu da yapıyorsun Göksu vapuru, unutmayın. Pardon, ne çizimi? Çizim derken neyi kastettiniz? Yani eskiz. Çizimle ne alakanız var? Biz onu da bir öğrenebilirsek. Ne işle meşgulsünüz? Ben ressamım. Öyle mi? Evet. Aa. Vay be. Evet. Vay be. Ressamdan tut eczacıya herkesin konuk olduğu program seni çok güzel bir yere götüreceğim yani resmen. Seni nereye götüreceğimizi kesinlikle tahmin dahi yürütmek istemiyorsun artık. Evet, söyle bir şeyler. Karaköy işte. Kebapçıya mı gidiyoruz bu saatte? Ha. Ağır ağır. Oo, keşke kebapçıya gitsek. Sushiciye mi gidiyoruz? Neye Ay, gidiyoruz? Böyle tahmin tepsi mi olsa ve böyle elimizde yesek. Çok mu fanfinfon bir yere gidiyoruz? Yarı fanfinfon bir yere gidiyoruz. Güzel bak, öyle yarı severim. Yarı fanfinfon gidiyoruz. Öyle severim. Normalde orası şimdi gidip yiyeceğimiz şeylerle anılan bir yer değildi. Alakası yeni haline kadar. Şimdi bunları da vermeye başladım. Tamam. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsun şu an. En ufak bir şey söylerse anlaşılır. Abi artık anlaşılsın zaten. Sonsuza kadar sürecek değil ya burası. Hem anlayayım istiyor hem anlamayayım. Bence sürpriz olsun bana ilk defa. Hadi be! Hadi sürpriz olsun. Sürpriz olacakmış efendim. Karaköy sokakları bilir misiniz? Biliriz efendim. Biliriz efendim. Mesela size şurada üzerlerine kahve dökülen Ceset Çocuklar adlı eser. Vay. Perişan Çocuklar da diyebilir miyiz hocam? Also known as Perişan Çocuklar. Senin eşinle yaptığımız bu güzel Karaköy turu. Barış ortalığı niye karıştırıyorsun? Hayır. Zaten burada bir sürü fotoğraf engelledik, bilmem ne yaptık. Merhaba, nasılsınız hocam? Çok ünlü bir insan oldu. Gördüğünüz gibi bu bölgeler benim bölgeler. Herkesi tanırım. Evet ya. Bütün turistlerle selamlaşmayı severim. Evet, gidiyoruz. Bu senin çok kişisel aslan şovuna döndü yalnız ya resmen. Burada konuğumuz var, birazcık saygılı kusur etme yani. Merhaba sevgili dostlar. Kan şekerimizin yerle bir olduğu ama çaktırmamaya çalıştığımız bir gün daha yine beraberiz. Göksu Gül, nasılsın, iyi misin? İyiyim. Yani okuyorsun, oturduk. 7.30'da kalktığım için. Bizim yüzümüzden mi 7.30'da Hayır, kalktın? Hayır, 7.30'da kalktım ama sizin yanınıza tok gelmek istemedim. Ha, o yüzden sen de perişansın. Ben perişanım. Herkes kan şekerinden ölüyor. Bugün yani bir an önce yutuşlar gelsin diye el ayak titremeleri. Perişansız şu anda. Şu an neredeyiz Can? Bize biraz anlatır mısın evet. Nerede olduğunu? Tabii ki şu an Fil'deyiz. Fil Karaköy'de dünyanın en şeker yerlerinden bir tanesi. Yine tabii ki
Yine bir tanıdığımız buranın sahibesi. Pek sevgili Cemrullah Köfte. Ondan sonracığıma burada, yani buraya geldiğiniz zaman biraz sonra yiyeceğimiz şeyler aslında hiç aklınıza gelmeyecek şeyler. Çünkü burada sanatçı kitaplarından tutun da işte fotoğraf kitaplarına, çocuk kitaplarına çeşitli kitaplar var. Buranın böyle meşhur Red Velvet diye adlandırılan bir keki vardır. Onu da finalde evet, şatını ne yaparız. Bir şey çok sürprizimiz. Sen demiştin bana bunu. Ben bunu da alakasız bir zamanda anlatmıştım. Evet. Bir gün gidelim inanılmaz demiştim. Bu sürprizin sürprizi, tamam mı? Bu en sonunda gelecek şakamızı en son şakamızı. Spoil ediyorum ama şimdi. Buranın olayı odur yani. Herkes buraya alabilir. Ama birazdan yiyeceğimiz şeyler buranın büyük bir sürprizi. Yeni başladı. Daha çok az kişi biliyor. Ve bu programla beraber herkes öğrenecek. Evet Yeksu, ne yapıyorsun bu aralar? Anlat bakalım. Bu aralar ne yapıyorum? Bu aralar fuar. Ne fuarı ya? İstanbul. Contemporary İstanbul. Herhangi bir İstanbul değil. Herhangi bir İstanbul değil. Contem olan İstanbul. Contem. Senin şimdi orada var mı çalışmaların? Var, var. Ne deniyor? Çalışma mı deniyor? Çalışma eser mi deniyor? İşlerin var. İşlerim. Eserde ya dersin ama işlerin de yani. Yani bir eser böyle şey evet, değil mi? Biraz benim eserlerim, ya şekerlerim. Biraz, yani yaşım biraz küçük kalıyor bence eser demek için. Bilmiyorum. Ya da yıllar sonra insanlar ona eser diyecek bence de öyle şey olacak falan gibi değil mi? Evet. Peki, uzun zamandır kafamı kurcalayan bir soru var. Yani bir ressamın çalışma düzeni nasıl oluyor, temposu nasıl oluyor, neler yapıyor, nasıl bir hayatı var? Yani bir tabloya başladığı zaman kaç gün sürer, kimseyle konuşmaz, görüşmez mi falan, böyle meraklarım var. Bize biraz bilgi versene. Yani yapma sürecinde kimseyle konuşup görüşmemek değil de böyle hani çok etkilenmeyeyim, insanlardan etkilenmeyeyim, başka işlerden etkilenmeyeyim diye bir kapanma oluyor. Ama işte tablonun bir tuvalin başına oturdum ve 20 günde bitirdim, böyle bir şey yok. 5 tanesi aynı anda da yapılabilir. İşte şimdi bir yandan büyük yaparken bir yandan küçük de yapıyorum. Bir set oluşuyor yani. Aslında her seneye göre bir konsept mi oluşturuyorsun? Ona göre bir şey mi? Mesela ben senin geçen sezon gibi Mart ayında sergine gelmiştim. Gelmiştim. Orada şakacı ve taklacı tavşanlar ağırlıklı bir evet, konsept vardı. Şey, takla atan tavşan vardı ama renk olarak genellikle kırmızı ve gold ağırlıklıydı. Mesela fuarda şu anda maviye abandım. Yine şakacı tavşanlarımız. Haa, tavşanlara evet, devam. Tavşanlara devam ama renkler mavi ağırlıklı. Sen sokağa da bir şeyler yapıyorsun evet, dediğim kadarıyla. Evet, gerilla. Gerilla mı? Yapıp kaçıyor musun öbürü evet, kovalayınca filan? Evet, mural ama mı yapıyordun? Evet. Mural mı demiyordun? Evet ama yapıp kaçma bir kere oldu. Ne oldu? Zabıta mı girdi koşede sokakta? Yok hayır, böyle bir tedirgin olup gittim bu kadar. Böyle çaktırmadan boyalarını bırakıyor. Boyalarını bırakıyor. Oh, ama kaçıyor. Polisten tedirgin olmuyorsun. Dışarıdaki insan da bazen tedirgin edebiliyor seni. Evet bu, yani polis her zaman daha yumuşak oluyor. Hanımefendi ne yapıyorsunuz burada? Ya da hanımefendi ne yapıyorsunuz burada? İzniniz evet, var mı? Evet böyle hani kadın görünce de şaşırıyor biraz polis. Yutuş Festivali. İl Festivali. Abi inanılmaz. İnanılmaz. Cemre Yeşil Gönenli bizim için kendi elleriyle yapmış. Vay 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 vay. Efendim bu bir kısmı devamı. Biraz daha. Bilare. Bilare diyorsun. Buyurun size. Ben gerçekten vay vay çay çok teşekkürler. Ne? Çay. Evet, hakikaten. Evet evet. Güzel, böyle tabii galon ki, çay. Dev çay. Dev çay. Şimdi, tavuk mu filden, fil mi tavuktan falan gibi saçma bir ismi var benim. Chicken burger diyorsun. Aa, kim? Chicken and elephant situation. Yeşil ne? Situation burger. Situation oyunları. Oyunları burger diye adlandırıyoruz. Evet, servisiniz hemen geliyor. Çok teşekkürler. Abi yeşillik lime oyunları var. O yeşil... Bunları sorup öğrenmemiz lazım. Çok iyiyim. Niye versin abi doğru, memleket sırrını? Abi sen olsan böyle bir ürün var. Anlatır mısın? Ben düz bir vatandaş olarak nedir diyeceğim. Bana bütün sırrını ver demeyeceğim ki. Ben sırrını istemeyeceğim. Burgerle çay sırrını, çayımızı. Burgerle çay. İşte programı da bozdunuz. Evet. Devamı hayır, geliyor. Abi isteyen istediğini yer. Bu programın özeti bu. Hamburgerimizde olan yeşil sos evet, nedir? Bize var mı? Bize illa bir tarifini bak, vermek zorunda değilsin. Evet. Biz ben sadece de pesto, meraklı insanla pesto gibi. Bilemediniz. Yapma. Ispanak mı? Bilemediniz. Fesleğen var bunda da. Evet. Fesleğen var. Bir çeşit bir kesin bir şey var bunda. Peynir oyunları. Avokat.
Avokat mı? Avokat mı? Avokat. Yapma ya. Avokado hiç da... bilemedik. Hiç bilemedik. Kes. Fesleyen de var içinde ama asıl avokado. Kes abi. Bir dakika, bu bana tek başıma mı olacak? O çok saçma al işte. Değil mi? Siz paylaşın. Al işte. Al işte. Bunu da keselim. Keseriz ya. There is no acele. Oho. İşte bütün olay burada. Ortalığın karışma vakti geldi. Ne yiyeceğimi şaşırdım şu an. Ortalığın karışma vakti geldi. Menüdeki ismi fil hortumu. Fil hortumu. Şimdi şöyle bir hikayem var. Fil hortumu ilk prototip deneme gününde ben vardım. Arkadaşımız Cemre'nin oğlu var Yeşil. Yeşil'in birinci yaş doğum günündeydik ve fil hortumunu ilk orada denedik. Der ki menüye böyle bir şey eklemek istiyoruz. Tutar mı? Ne tutması? Güzel. Ortalık karışık dedim. Muhteşem. Şimdi normal şartlarda dışarıdan baktığımda burada böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorsun. Diyorsun evet ki, etmiyordum. Minnoş minnoş kahvemizi içeriz. Ben öyle zannettim. Sürprizlerle dolu. Minik küçük kurabiyeler yiyeceğiz. Hani. İnanılmaz bu ya. Ama gerçek bir kuş festivaliymiş. Bir de böyle Cemre'yi bir... Cemre'yi tebrik ediyorum. Ev yapımı, ev işi bir evet, tadı var bunun. Evet, evet. Böyle evde yapılmış gibi, anladın mı? Böyle arkadaşın evine gidersin, bir şey yersin, aklın çıkar ya. O ürünlerden bu. Dışarıda bulabileceğin ya yani ev kalitesindeki malzemelerle yapılmış yani. Dün bir arkadaşım ve annesiyle buluştum. Amerika'da yaşıyorlar. Annesini 10 senedir görmemiştim. Dedim ki hayatımda yediğim en güzel yemek sizin evdeydi dedim. Ne yemiştin dedi. Sosisli bezelye. O zaman anneme demişim ki anne sen çok kötü yemek yapıyorsun. Bak işte orada ne yedim. Annem de demişti ki o ne ya sosisli bezelye ne uydurma bir şey o demişti falan. Ama tabii çocuk aklıyla. Ben de mesela evde asla ciğer yemeyip başkasının evinde varsa eğer deli gibi yemem ve annemi sürekli rezil etmem. O yemez diyor. Ama böyle başkasının evine gidince sanki ilk defa görmüş gibi deli gibi yiyordum. Daha güzel geliyordu yani. Bir de başkasının evinde daha tatlı oluyor. Evet işte. Yiyesin gibi. Evde yemeyen çocuklar başkasının evinde full yerler. Abi çünkü dışarıdaki evde bir kontrol mekanizması yok. Hele ya evde arkadaşın annesi falan varsa sana kendin annen çok yedin dur falan filan diyecek bir stop mekanizması yok. Bizim böyle bir gerginliğimiz olmuştur elbette. Benim de evde asla ağzıma sürmeyip çok ısrar ediyor diye. Ama dışarıda. İnanılmaz bir şeymiş bu. Karamelize soğan oyunları varmış altında. Muhteşem. Ortalık karışır. Sen diyorsun ki bunlar bize çok fazla gelir. Tam tadında. Ben yutarım ya. Bu programın sezonu bittiğinde aldığım 20 kiloyu vermek için diyete başlayacağım. Patatesteki sos nedir ya? Ne kadar güzel. İnanılmaz bir şey. Ya o ben tane hardallar. Tane hardal artı ama böyle başka bir şey daha var ya. Yani. Bal oyunları da var sanırım bunun. Ballı hardal. Bal var mı hocam? Var dedi. Kafa salladı. Sosis nasıl? Muhteşem. Çok iyi. Biz tanıdığız diye. Bir de torpilli bir tabak değil mi bu? Bu vatandaş standart tabak. Vatandaş gelince buraya ben fil hortumu yiyeceğim dediğinde aynı tabak gelir. Bu kadar kaliteli sosis. Evet. Türkiye'de o kadar az ki. Evet, sosis. Özel yaptırtılıyor ama bu sos hocam. Bir dakika. Ben artık başlamadım. Üstadın dışarıdan konuşmasından sıkıldım. Üstad yanımıza gelsin. Ben de onu diyecektim. Kadrajlara girsin ve anlatsın. Ben de onu diyecektim. Neden Üstad, burada değil? Cemre Eşi Gönenli yanımıza gel. Beğendiniz mi hakikaten? Ben çok beğendim. İnanılmaz sosis. Sosis mi burger mi? Ben sosise çok coştum. İkisi çünkü de. Türkiye'de böyle bir sosis hiç yemedim ben. Duruma göre. Bence de sosis. Ben hamburgeri de çok beğendim. İkisinden birini seçemem. İnsanın gününe bağlı. Hatta böyle iki kişiysek bir o bir o söyleyeyim. Genelde biz de öyle yapıyoruz. Biz canına gelip böyle bir sosisli bir burger evet. Sonra pötür pötür mix. Nedir bu sosisin hikayesi? Bizim Onur Habibi var sevgili işletmecimiz. Onun menüye soktuğu çok yeni bir ürün bu. Ve dediğim gibi Viyana'da bir şef yapıyor sosisi, kendi yapıyor. Babası da kasap, o yüzden böyle bir aile üretimi sosisi. İçinde birazcık peynir var. Ve gerçekten böyle hani
Almanya'da Christmas marketlerde falan yenilen böyle sosisler vardır ya. Evet işte. Ben en son işte Stuttgart'ta yedim öyle bir şey. Bu gerçekten ondan daha güzel geldi bana yani. Kendi dünyamda satıyorum diye söylemiyorum ama hakikaten böyle yediğim anda tam direkt koyalım menüye falan dedim. Yok ya, böyle bir sosis ben ilk defa yiyorum. Zaten hani markette falan hayatta bulabileceğiniz bir şey değil. Değil tabii. Ama biz durduk ama sen maşallah hala patateslerde sınır tanımıyorsun. Duramıyorum abi. Daha kek yiyeceğiz bir dur. Ben keke yokum. Ben nasıl yoksunuz ya? Ben varım. Ben de varım ya. Ne keke yokum ya? Bu nasıl program? Ben yokum anlayışı? Abi. Ben senin burada midene ve yutumuna güvendim. Program arkadaşı olarak ben... dedim ki Barış Kralioğlu olmazsa kanalı bırakırım dedim. Bir şey diyeceğim. Sonra kefir oldum. Sen burada beni perişan... Cemre'cim bize Philbooks'un tarihçesini anlatır mısın? Tarihçesi deyince... Nasıl başladı bu hikaye? Nasıl başladı? Nasıl bir hayal? Bu hikaye şöyle başladı. Ben bir süre Londra'da yaşadım. Orada yaşarken şunu fark ettim. Bazen böyle galeri, müze falan gezeceğime baktım ki kitapçılara gidiyorum. Oradan sanatçı işlerine bakmak için. Yani sanatçı kitabı denilen şeye felaket bir merak sardım. Bir de kendim de yapmaya başladım falan fotoğraf kitapları. Sonra burada böyle biraz böyle bir şeyin eksikliğini hissettim yani Türkiye'ye döndükten sonra. Dedim ki bunu bir tek galiba madem öyle ben yapayım. Başta niyetimiz böyle bir işte sanatçı kitapçısı, sanatçı kitapların olduğu. Bir de özellikle kitaplarına da meraklıydı. Daha doğrusu görsel hikaye anlatımına bir merakım var işimden dolayı haliyle. Ve bunu burada ben yapmak istedim. Ama tabii ki sadece kitapçıyla ayakta durmak bu ülkede biraz zor olduğu için işin içine kahve, kek vesaire bu tür böyle yan ürünler sokmayı düşündük. Böylece kafe kısmı da bizim aslında ilk başta tahayyül ettiğimiz çok daha ötesinde bir yere taşındı. Bu ilk ürünlerimizden bir tanesi. Sonra gerçekten menüyü biraz genişletmeye kahvaltı yapıyoruz mesela. Önce kahvaltı piyasaya çıktı. Şimdi işte sosis, burger falan biraz hem ekonomik sebeplerden hem de aslında müşteri talep edildiği için böyle bir şeye girdik. Menümüzü genişlettik. O zaman Göksu. Efendim. Açılışı yap hadi. Açılışı yapıyor. Zor tutuyoruz. Zor tutuyoruz. Sen misafirsin. Senin önce nasıl açman lazım ya? Ki. Buyurun. Buyuruyor muyuz artık? Buyurun Can Bey. Nasıl? Hadi bakalım. Çok güzel. Beklediğin kadar var mıymış? Ben de çok uzak yemiyorum yani. Bir tadına bakayım. Bir kalite kontrol. Kualit kontrolü. Abi. Kaç puan veriyorsun? 1000. Konuk. Evet, bu da bir senedir uğraştığım yeni şeyim. Yeni vatandaş. Yeni vatandaş. Bas başını aman tanrım. Kayıttan çıkacaksın diye çok korkuttum bizi küçük yeşil. Yeşil hırpanca yemiş. Yarın yokmuşçasına yemek yemiş ya. Çocukların hırpanice yemelerini çok seviyorum ya. Yarın yokmuşçasına yiyor. Bak nasıl gülüyor. Sen de bizim gibi büyük bir yutuşçu mu olacaksın yeşil? Evet pek sevgili geek dostlar, bir başka yutuş programının da aman tanrım arkamda bir şeyler yıkılıyor muhtemelen. Pek sevgili bisiklet kurtarıcısı arkada olayla ilgilenirken ben kapatmaya devam ediyorum. İnanılmaz şeyler yedik, o yüzden öncelikle ellerinize sağlık. Pek çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun her valla. Zaman bekliyoruz. Sizi de sevgili geekleri mi diyoruz? Tabii ki geekler. Özellikle fotoğrafla ilgileniyorsanız, işte çeşitli sanat kitaplarını bulamıyorum. Enteresan bir şeyler arıyorum. Şöyle bir şey, böyle kitap koleksiyonum var. Neden olmasın diyorsanız tabii ki buraya gelip istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Burası Philbooks'tu. @philbooks diye Instagram hesabından bulabiliyorsunuz. Pek sevgili Cemre'yi, Cemre Yeşil Gönenli diye de Instagram'dan bulup kendisinin işte güzel, kendisi aynı zamanda fotoğraf sanatçısı. Bunu da 1000 kere söyledik mi söylemedik mi hiç fikrim yok. 4 milyar vasfından bir tanesi de bu olduğu için oradan işlerini takip edebilirsiniz. Ve pek sevgili Göksucuğum,
Çok teşekkür ederiz bize konuk olduğun için. Peki Göksu'yu takip etmek istersek ne yapıyoruz? Goksu Gul yazıyorsunuz. Instagram'a Goksu Gul. Göksu yalnız iyi bir, çok iyi bir şey. Oba bisiklet. Kulağa çok güzel geliyor bence. Ya, teşekkür ederim. Evet. Böyle tam bir şey nasıl giyeceğimi bilemiyorum. Marka ismi. Evet evet. Göksu Göksu Gül. Böyle harbiden yıllar sonra ismini konuşacağımız bir şeymiş gibi sanmıyorum. Hocaların hocası gibi. Her 24 Kasım'da aramayı isteyeceğimiz hocalardan biriymiş gibi. Sadece 24 Kasım'da aradığın hocadan bir cecik olmaz hocam, onu söyleyeyim. Hoca dediğin her zaman aranır. Hocayı hep arayacaksın. Hocanı hep göreceksin. Biz de daim seni görmek istiyoruz ki zaten. Şimdi birlikteyiz evet. Gibi boş bir cümle kurarak da teşekkür ederiz noktamız. Çok teşekkürler tekrardan. Evet, Göksu Gül'ü de Goksu Gül'den takip edebiliyorsunuz. Biz de zaten takip etmiyorsanız takip edin işte, Instagram'da varız Geek Yapar diye. Benim şahsi hesabım Can TRK'de gene. Barış nefret eder bu yüzden. Baris Kiralioglu'la Barış'ı takip edebileceğiniz şey. Barış'ın soyadını sakın yanlış yazmayın. Kendisi sizi bulur, evinize girer, at başı bırakır yataklarınıza ve uzaklaşır. Bilin ki o Barış'tır. Biz izleyiniz. Teşekkürler. Abone de olun. Artık dilenciliğe dönen bu son noktadan sonra da kendinize iyi bakın diyoruz. Yeşil'e de bay bay dedirtelim. Yeşil bay bay. Bay bay.